Gecikti. Keşke şoförle gönderseydim. Sözünüzü geçiremiyorsunuz baba. Daha 20'sinde ama herkesi parmağında oynatıyor. Hızlı kullanmamaya söz vermişti. Bana verdiği sözü tutar. Okul 2 saatlik yolda. O kadar yolu her gün yalnız başına gitmesi hiç doğru değil. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Bu da ne böyle? Bilmem. Hacer! Hacer! Ne bu? Ömer Nilgün Hanım için hazırladı. Soytarılı görüyor musunuz? Küçük hanım öyle istedi. Okul dönüşü hazır olsun dedi. Ne bu çiçekler? Müsamere mi var? Küçük hanım öyle istemiştir. Tamam tamam. Sen git işini yap. Ömer nerede peki? Atları ihmal mi ediyor yoksa? Nerede olacak? Okul dönüşü Nilgün'ün yolunu gözlüyordu. Hep bu saatte ortadan yok oluyor. Farkında değil misiniz? İlişme. Nilgün kardeşi gibi seviyor onu. Ne kardeşi baba? Bu çocuğu buradan uzaklaştırmak lazım artık. Bakışları hiç hoşuma gitmiyor. Atla hadi. Hadi binsene, ne bekliyorsun? Şunlara bak. Sanki hala 10 yaşındalar. Baba, anlamıyorsunuz. Bu Ömer'in niyeti kötü diyorum size. Yapma, hadi. Hepiniz bir arada büyüdünüz. O bizden biri değil. Sokakta bulunmuş bir çocuk. Kimsesiz bir zavallı. Belki de bir çingene. Onu bu evde tutmak baştan beri hataydı. Hadi. Nasıl? Beğendin mi? Fena değil. Bakalım binmesi de görünüşü kadar iyi mi? Elbette. İpi iyice uzun tuttum. Hadi salla bakalım da görelim. Olmamış. Çok kötü bir salıncak bu. Numara yapma, bayıldın. Hiç de bayılmadım. Ayrıca hızlı da sallayamıyorsun. Düşmek istiyorsun galiba. Ben düşmem aptal. O nazlı kızlardan değilim ben. Daha hızlı, daha hızlı. Hiç kuvvetin yok mu senin? Muhallebi çocuğu. Hanım evladı. Ne dedin? Ne dedin bakayım sen? Hanım evladı dedim. Ne olacak? Bir daha söyle. Hanım evladı. Muhallebi çocuğu. Korkaksın. Al bakalım öyleyse. Bu ikisinin birbirine düşkünlüğü hiç tekin değil baba. Merak etme. Ömer haddini bilir. O bilmezse biz bildiririz. Ha şöyle baba. İçimi rahatlattınız. Uçur beni, uçur. Bütün çiçekler dökülünceye kadar. Daha hızlı, daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Nilgün! Nilgün! Dizin kanamış ama merak etme. Çok acıyor. Tamam, şimdi icabına bakarsın. Burası acıyor mu? Evet, dikiş falan attırmam ona göre. Merak etme, o kadar da kötü değil. Tentür diyot getireyim. Çekil şuradan! Ne yaptın kızı alçak? Nasıl düşürdün? Kendi istedi, daha hızlı dedi. O Allah'ın belası salıncağı gördüğümde bir pislik yapacağını anlamıştım. Bir daha kardeşimin yanına yaklaştığını görürsem parçalarım seni. Sen basit bir hizmetçisin. Bir yanaşma. Haddini bil.
Burada emrimizde çalışıyorsun. Yerini öğrenmezsen ben öğretirim. Duydun mu? Duydun mu dedim? Hadi Hacer, eve götüreyim. Ne o Ömer, uykun mu kaçtı? Kaçtı Arif abi. Ben neden kaçtığını biliyorum. Bak darılmasan sana iki çift laf etmek isterim. Hiç zahmet etme. Ben ne diyeceğini biliyorum. Herkes sınırını bilmelidir oğlum. Bazen kim olduğunu unutuyorsun sen. Kendini kaptırıyorsun. Sen o kızın eşiti değilsin. Sonra çok üzülürsün. Biz kardeşiz. Bir arada büyüdük. Ayrımın ilgün yapmıyor. İhsan yapıyor. Neden bilmem, hep düşman bana. O ayrımın ilgün de yapıyor oğlum. Abisinin seni ezmesine izin veriyor. Hatta bana sorarsan bundan hoşlanıyor bile. Sana sormuyorum Arif abi. İlgün için de böyle konuşma. O mükemmel biri. O bayır çiftliğinin prensesi. Babasının, abisinin gözdesi. Sense... Aslına bakarsan senin kim olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Sen dahil. Kaçtı öyle değil mi? Ben sebebini biliyorum. Nedenmiş? Kendine yediremedin. Ağzını bile açamadın. Korktun öyle değil mi? Korktun. Bunu babana olan saygımdan yaptım, tamam mı? Hayır. Abim sana ne yaparsa yapsın ona asla cevap veremeyeceğini biliyorsun. Buna cesaret edemezsin. Bir gün buradan gideceğim. Uzaklara. Hiçbir yere gidemezsin. Çünkü ben buradayım. Yani beni bırakmaz mısın? Yok, gidersen git, bana ne? Ama sen ayrılamazsın. Benim bulunduğum yerden uzaklaşamazsın sen. Nereden biliyorsun? Biliyorum, ölürsün. Benden uzakta ölürsün sen. Beni rahat bırak, tamam mı? Seni rahat bırakmak mı? Kendine gel. Benimle böyle konuşamazsın. Haddini bilmediğini söylerken abim çok haklıydı. İhsan'a söylersem görürsün. Benden özür dilemelisin, duydun mu? Özür dilemelisin, küstah. Arif, Arif! Ne oldu? Gel, gel! Gel bakalım. Çay yaptıydım, seninle içeyim dedim. Sağ olasın. Ben sizi de boğazından geçmez hani. Hadi hadi şımarma, otur aşağı da iç çayını. Al bakalım. Geçmez tabii, ben bilmez miyim? Kaç yıldır can yoldaşıyız şurada. Şaka maka 15 sene oldu buraya gidelim. Benim 17. Dilgün'ün doğduğu seneydi. Anası kızını doğurup o dakika öldüydü. Allah rahmet eylesin, ipek gibi kadındı. Orhan Bey onun için bu kadar şımarttı. Laf aramızda tepesine çıkardı. Sus, veli nimete laf yok. Canım biz bizeyiz canım. Ha, komşu çiftliği yeni sahipleri gelmiş. Eşyalarını taşıyorlardı. Aa, doğru ya. Satıldıydı. Aman uğursuzdur o ev. Hiç orada mutlu olanı görmedim. Dedikoduya başlama. Dedikoduya başlama kız. Ama seninle konuşan da kabahat. Ay! Ne çabuk unuttun kız aşnaf işte olduğumuz zamanları. He? Utanmaz. Nasıl gidiyor? Yetmez mi hayvanın tüylerini parlattığın? Ne o, küs müyüz? Niye cevap vermiyorsun?
Ömer, ne oldu? Bir yanaşmayla konuşmak sana hiç yakışmıyor. Saçmalama, biz kardeşiz. Hayır, değiliz. Biz hiçbir şey değiliz. Ben bu çiftlikte çalışan biriyim, o kadar. Haksızlık ediyorsun. Sana hep bizden biriymişsin gibi davrandık. Özellikle de babam. Geçen seneye kadar evde bizimle yaşıyordun. Ayrılıp barakaya geçmek, diğerleriyle birlikte yaşamak isteyen sendin. Evet, çünkü bana o yakışırdı. Benim yerim aslında orasıydı. Abinin bunu kaç kere başıma kaktığını hatırlamıyor musun? Onun hatası yüzünden beni suçlayamazsın. Ömer, Ömer. Beni ata bindir. Ata binmek istiyorum. Bu senin görevin, tamam mı? Ata binmesini çok iyi becerirsin küçük hanım. Bunun için benim yardımıma ihtiyacın yok. Hayır, var. Sana emrediyorum, anladın mı? Dizim yaralı, canım acıyor. Tek başıma binemem. Pekala. Evet, hadi. Benimle binmeni istiyorum. Bu durumda ata hakim olamam. Nilgün, ikimiz de bunu yapabileceğini biliyoruz. Ben öyle istiyorum. Aman anne, bu dağ başını da nereden buldunuz Allah aşkına? Ne dağ başı Nihal? İstanbul burnumuzun dibi. Gece bir eğlenceye gidecek olsak 2 saatlik yol. O zaman gitmezsin sen de. Yeter İstanbul'da eğlendiğin. Buranın havası bana iyi gelecek. Hem doktor mutlaka temiz havalı bir yerde yaşamamı söylüyor. Yapma anne. Niye buraya taşındığımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Zafer Bey Hazretleri öyle istedi diye. Senin de işine geldi tabii. Öyle ya. Babamın ölümünün senesine bir koca adayı bulmanı herkes ayıplayacaktı. İyisi mi burada gözlerden uzak? Terbiyesiz, doğru konuş benimle. Nihal. İyi de siz pekala Zafer Bey'le buraya taşınabilirdiniz anne. Ya biz de abimle şehirde kalırdık. Olmaz. Ben nerede, siz orada. Hayret. Kendinize gelince çok modern düşünüyorsunuz. Ama kızınız söz konusu olunca pek bir tutucu kesiliyorsunuz. Umarım burada sıkıntıdan patlama. Allah'tan bir arkadaşım var, bitişik çiftlikte oturuyor. Ya, kimmiş o? Nilgün. Bizim akademiden. Ama o resim bölümünde. Yoksa şu... Evet Nilgün. Nilgün Bayır. Nilgün içeride mi Hacer? Yok küçük bey. Çiftlikten at sırtında çıktıydı ama daha dönmedi. Yalnız mı gitti? Yok, Ömer'le birlikte. Ömer'le mi dedin? He. Bekleyin, gelirler şimdi. Ne o? Niye derlendi küçük bey? Kardeşi Ömer'le gitti diye. Çeneni tutamadın mı? Söylemesen olmaz mıydı? Ama ne bileyim Arif. Ya bilmeyecek bir şey yok. İhsan Bey, Ömer Bey'e düşman. Sanki kanlısı. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hadi artık çık da çiftliğe dönelim. Sen gelip beni al. Hadi Nilgün, naz yapma. Yanıma gelmekten korkuyor musun? Bir kıza yaklaşacak kadar güvenin yok mu kendine? Bunun doğru olmadığını biliyordum. Ama benim de suya girmem için hiçbir sebep yok. Lütfen Ömer, sadece birkaç adım, hatırım için. Hadi inat etme. İnat eden sensin. Birlikte çıkacağız. Söz. Hadi gel. Birkaç adım daha. Güzel değil mi? Hadi Nilgün, çıkalım. Sen çıkar beni. Nilgün, benimle oynuyorsun sen. Alçak, bırak Nilgün'ü. Ne işiniz var burada? Atla gezdik abi. Kes sesini, sen geç şöyle. Ne istiyorsun sen kardeşimden ha? Ne istiyorsun?
Ne dolanıp duruyorsun kızın peşinde? Ne umuyorsun? Ne umuyorsun ha? Sen onun dengi misin? Yanaşma parçası. Ha? Söyle abi. Bana. Babama ihanet edeceksin değil abi, mi? Abi bırak. Bunca sene babamın ekmeğini yedin. Harama göz koydun. Söyle. Bize ihanet için getirdin değil mi? Söyle. İtiraf et. Söyle. Bırak beni. Ömer dur. Bırak beni. Bırak, öldüreceksin. Bırak. Bırak beni. Aşk olsun Nilgün. Bu kaçıncı arayışım? İnsan bir uğrayıp hoş geldiniz der. Arkadaşım var burada diye o kadar anlattım bizimkilere. Haklısın Nihal'cim. Ama inan kötü bir gündü. Seni yarın ararım canım. Hatta uğrarım, olmaz mı? Hoşça kal. Babacığım, bana kızmıyorsunuz değil mi? Hayır, kızıyorum. Çünkü bütün bu olanlar senin hatan. Babacığım, siz bana nasıl kızarsınız? Ben sizin küçük prensesiniz değil miyim? Sen benim küçük ama düşüncesiz ve yaramaz prensesimsin. Ömer çok temkinli bir çocuktur. Saygıda hiç kusur etmez. Onu oralara senin götürdüğüne eminim. Evet ama ne var bunda? Bir at gezintisi o kadar. Hem siz hep bize Ömer'i ayırmayın, ona kardeş muamelesi yapın demiyor musunuz? Onu evimize getirip bizimle büyüten siz değil misiniz? Onu büyütmek görevimdi. Arabamla çarpmıştım. Küçücük yapayalnız bir çocuktu. Alıp eve getirdiğimde kimsesiz olduğunu bilmiyordum. Onu kucağınızda eve nasıl getirdiğinizi çok iyi hatırlıyorum. Bu çocuğa bakmanın bana Allah tarafından bir görev olarak verildiğini düşündüm. Hatırlıyor musun? Onu evden başka yere göndermiştim de günlerce hasta ateşler içinde yatmıştın. Evet. Ama eğer aile huzurumuzu bozacaksa onu derhal buradan gönderirim. Hayır baba, hayır. Lütfen onu buradan göndermeyin. Vah zavallı, ateşler içinde yanıyor. Yine de ucuz kurtuldu. O haliyle nasıl yola kadar sürünmeyi başardı? Nilgün Hanım haber vermese gidip onu aramak aklıma gelmezdi. He? Nasıl oldu? Doktor başına 8'lik iş attı, ilaç verdi. Ama çok ateşi var, yanıyor zavallı. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Ömer, beni bağışla. Bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum. Seni seviyor muyum? Nefret mi ediyorum? İnan bilmiyorum. Belki de bunun cevabından korkuyorum. Seni küçümsüyor muyum? Yoksa... Hayır, bu olamaz. Olamaz, biliyorum. Kim olduğunu unutamam. Tanrım, neden kimsesiz, yoksul, zavallı bir seyisin? Ve ben neden? O kadar kötü görünmüyor. Sabah ateşi de düşer. Fakat gerekirse siz yine de doktoru çağırmakta tereddüt etmeyin. Ne kadar da umursamaz. Ben de sandım ki o... Ya yürü Hacer, yürü. Zenginlerin sevdası bizimkine benzemez. Thank you.
Arif. Bağışlayın Orhan Bey'im, görmedim. Ne o, mektup mu? Evet, Hacer'e İzmit'teki kız kardeşinden gelmiş. Yazıyı pek sökemiyor da ben okuyorum. Hayvan aksıyor, nalı düştü herhalde. Bir bakıver. Bağışlayın. Gel kızım. Nasıl? Aileden hayırlı haberler vardır inşallah. Pek değer beyim. Ne o? Hastalık falan mı? Elimizden bir şey gelirse... Yo, hastalık değil. Fakat belki yardım edebiliriz. Söyle, neymiş? Kardeşimin kızı Efsa. Lise 2'de okurken kısmeti çıktı. Kız güzel olduğundan anası bir an önce evlendirmek istedi. Başta baba olmayınca... Almanya'da bir işçiye gelin gitti. 4 senedir Münih'teydi. Ama kocası bir Alman kadın sevmiş, boşamış garibimi. Kız bizden gizledi ama çok da hırpalıyormuş zaten. İzmit'e anasının yanına geri döndü. Genç, dul bir kadın. Ne iş yapacak beyim? Neden öyle diyorsun Hacer? Bak lise 2'ye kadar okumuş. Dil de biliyor demek. Bulur bir şey, merak etme. Bulmasına bulur beyim de. Bakalım onu rahat bırakırlar mı? Ortalık namussuz dolu. Çalışmayacak olsa o da olmaz. Fazladan bir boğaz. Peki nasıl yardım etmeyi düşünüyorsun? Diyorum ki ben artık yaşlandım, eskidim. Buraya gelse de bana yardımcı olsa. Şimdi anlaşıldı. Yanlış anlamayın beyim. Ama eskisi gibi yetişemiyorum her işe. Onun için de iyi olur benim için de. Öyle pek para falan da istemez. Sizin onu kabulünüz yeter de artar bile. Olur mu canım öyle şey? Pekala, yaz o zaman, gelsin çiftliğe, sana yardımcı olsun. Ah beyim, eksik olmayın. Allah sizden razı olsun. Hadi bakalım. Kusura bakma Nihal'cim. Daha evvel gelmek isterdim ama bir sürü engel çıktı. Vallahi bu Allah'ın unuttuğu yerde aklımı kaçıracağım sandım. İyi ki sen varsın. Yok canım, o kadar da kötü bir yer değil. Aslına bakarsan ben çok seviyorum. Al canım, sana güle güle oturun hediyesi. Çok teşekkür ederim. Aa, çok hoş. Nereden buldun bunu? Hala böyle şeyler satılıyor mu? Güzel değil mi? Bir antikacıdan aldım. Geldi mi arkadaşın? Evet anne. İşte o kadar sözünü ettiğim Nilgün bu. Hoş geldiniz evladım. Nasılsınız? Umarım buraları Nihal'e sevdirmeyi başarırsınız. Şehirden ayrıldığı için pek şikayetçi. Merak etmeyin. Alışınca çok sevecektir. Çiftlik hayatı bana göre değil. Ama Nilgün bayılıyor. Atlar, doğa. Bense eğlenceyi seviyorum. Çok güzel, yine gidersiniz. Suat ikinizi de götürür. Tabii Nilgün'ün ailesi izin verirse. Anne, bir yandan öksürüyor bir yandan sigara içiyorsun. Sen bana karışma küçük hanım. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. İstersen arkadaşını kendi odana götür. Birazdan Zafer gelecek. Kim bu Zafer? Aman sorma, annemin belalısı. Belalısı mı? Babamın ölümünden sonra tanıştılar. Bence tam bir servet avcısı. İşe yaramaz, karaktersiz biri. Ama annem aşık oldu ona. Sahi mi? Ne korkunç. Ya sorma. Gözüne abimi gördü ne de beni. Adam durmadan gelip gidiyor. Bazen bizim evde kalıyor. Annem de gözlerden uzak olan bu yeri onun için seçti zaten. Zafer istediği gibi gelip kalsın diye. Evlenecekler mi? Allah korusun. Fakat galiba Nilgüncüğüm işler o noktaya geliyor. İyi ki bana komşusun. Dertleşmeye o kadar çok ihtiyacım var ki. Nilgün, konuklarını içeride ağırlaman daha uygun olmaz mıydı? Arkadaşının çiftlik hayatını pek sevmediğini söylemiştin. Sonbaharın en güzel günlerini yaşıyoruz baba. İçeri tıkılmak hiç işime gelmez. Mangalı daha sonra yakarız küçük hanım. Ben diğerlerini hazır ettim. O işi Ömer yapar. Sen ikrama bakarsın. Ne o? Gelmedi mi daha seni yiyen? Ya geciktiler biraz. Adil İzmit'e hareket edeli 4 saati geçti. Gelmiş olmaları gerekliydi. Allah korusun. Kaza falan olmasın da. Vay vay vay. Bu ne hazırlık?
Özeniyor Nilgün. İlk defa okuldan bir arkadaşı geliyor evine. Bak bakalım, pek hoş kızdır Nihal. Belki onu beğenirsin ha? Sakın senin abisini beğenmeyesin. Yok canım, daha neler. Daha çok var mı? Yok, geldik sayılır. Geciktik. Teyzem merak etmiştir. Ne yapalım? Tekerlek patladı işte. Onu kaç yıldır görmedim. Yaşlanmıştır herhalde. Yaşlı ya, beli falan ağrıyor. Artık sen gelince rahat eder. İnşallah. Bu Orhan Bey nasıl bir adam? Sert huylu mu? Bağırıp çağırır mı? Yok canım. Otoriterdir ama çok merhametlidir. Ya çocukları? İyidir onlar. Tabii biraz şımarıklar. Zengin çocuğu. Ömer'e söyle Arif. Her ihtimale karşı atları hazırlasın. Konuklar belki binmek isterler. Varsın Orhan. Geldiler. Merhaba teyzeciğim. Ah güzel kızım. Merak ettim seni, merak. Niye başını örtmedin kız? Burası Almanya mı? Gel. Orhan Bey burada. Öp elini. Hoş geldin Efsa. Hoş bulduk efendim. Kusura bakmayın. Belli ki daha buraya ayak uyduramamış. O da ne demek Hacer? Kızımız yaşına pek uygun halde. Yorgun musun Efsa? Hayır efendim. İyi, o halde hemen bana yardım edebilirsin. Tabii teyze. Hadi bakalım. Al bavulunu da sana odanı göstereyim. Gel. Burası senin kızım. Gir bakalım. İzmit'teki odandan daha iyidir mutlaka. Orada odan mı vardı teyze? Oturma odasında yatıyordum. Bak Efsa. İzmit'te ne giyiyordun, ne yapıyordun beni ilgilendirmez. Ama buradaki hayatına karışırım. Ben bu çiftliğin bunca yıllık emektarıyım. Sen buraya benim yeğenim olduğun için geldin. Kefilim benim. Anladın mı? Anladım teyze ama... Aması yok. Bir kere önce saçına bir şey ört. Sana bakan bir hizmetkar olduğunu anlamalı. Ne demek o? Gerçeğin ta kendisi demek kızım. Yani senin saçına, başına, kıyafetine bakan ev halkından biri olmadığını anlamalı. Benim başka türlü giyecek bir şeyim yok ki. Giydiklerim hep böyle. Bende var. Ben sana veririm. Herkes yerini bilmeli Efsa. Babacığım, işte size bahsettiğim Nihal. Bu da abisi Suat. Hoş geldiniz çocuklar. Nilgün'ün bütün arkadaşları şehirde olduğu için bayağı yalnızlık çekiyordu. Buraya taşınmanıza çok sevindim. Abim İhsan, ziraatta okuyor. Merhaba. Memnun oldum. Merhaba, ben Suat. Merhaba. Keşke anneniz hanımefendi de gelseydi. Ben Nilgün'e ısrarla söyledim ama... Ben de ilettim babacığım. Sağ olun. Ama bu aralar pek iyi değil, biraz rahatsız. Annem yıllardan beri astım tedavisi görüyor. İlaçları falan hep belli. Ama zaman zaman azıyor işte. Hastalık. Ömer, gel konuklarımızla tanış. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Ömer de bizim evladımız sayılır. Çocuklarımla bir arada büyüdü. İzninizle ben işime bakayım. Etleri mi pişireceksin? Daha erken değil mi? Anca hazır olur. Eminim herkes kurt gibi acıkmıştır baba, değil mi Nihal? Ah evet. Hadi siz buyurun oturun. Hemen soğuk bir şeyler içelim. Ömer, bu benim yeğenim Efsa. İzmit'ten geldi. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Merhaba, hoş bulduk. Bu ne değişiklik Efsa? Daha 5 dakika evvel başka görünüyordu. Yerini şimdi buldu. Kimse aslını unutmamalı. Ne demek o? Burada çalışan birine böylesi yakışır beyim. Yanlış anlamalara meydan vermemek lazım. Oo, harika. Burada ilham kaynağınız bu. Buralara alışırsınız. İyi de. Evet öyle. Epey uzak. Niye? Nasıl gidip geliyorsunuz? Geçen hafta İstanbul'daydık. Şimdi buradayız. Keşke herkesin sizin gibi babası olsa. Üzülmeyin, alışırsınız. Tıpkı sizin gibi mi? Sivri dillisiniz. Ama yakında susmayı da öğrenirsiniz. Belki bilmiyorsunuz ama ben bunu öğreneli çok oldu. Susmayı kocam sayesinde öğrendim. Çünkü her ağzım açışta... Her neyse. Belki de. Bakarsın sana öyle. Doğru. Hemen gidecek misin?
Evet, İstanbul'a vardığımda hava kararmış olacak. Ama daha erken. Çocuklar da komşu çiftlikte, geç gelirler. Bak güzelim, ben kendimi onlara göre ayarlayacak değilim. Sen de artık çocuklarınla benim aramda bir tercih yapmak zorundasın. Bunu söyleme ne olur. Çocukların böyle uzak bir yere taşınmayı istemediler. Biliyorsun bunu sırf senin için yaptım. Seninle rahat rahat beraber olabilmek, yaşayabilmek için. Bu saatten sonra yasak aşk yaşayacak değilim. Ben ciddiyim Betül, evlenmek istiyorum. Fakat hayatım, çocuklarım evlenmeme karşı çıkıyorlar. İyi işte, ya onların dediğini yap ya da benimkini. Tercih senin. Hadi görüşürüz. Bu atın üstünde bir dakika bile tutamaz. İnmek istiyorum. Hadi indirin beni. Tabii yardım edin küçük hanım. Dünya varmış. Ömer, sen benim atla ilgilen. Ömer'den hoşlandın galiba. Çok şeker bir çocuk. Laf aramızda inanılmaz da yakışıklı. Saçmalama. O bizlerden biri değil. Bir seyiz. Basit bir hizmetli. Böylelerine yüz vermeye gelmez. Ama çok gururlu, çok asil bir hali var. Onun beni rahatsız edeceğini hiç sanmam. Belli olmaz. Sen gene uzak dur da. Galiba haklısın. Kimi düşünüyorsun bakalım? Kimseyi. Yoksa komşu çiftliğin Nihal'ini mi ha? Bunu söylemen çok tuhaf. Evet. Çünkü o kız sana bakmaz. O bir üniversite öğrencisi. Ve zengin bir ailenin kızı. Ona neler söylediğini tahmin edebiliyorum. Giderken başka türlü davranıyordu. Dönüşte başka. Onu uyarmış olmalısın. Ne diye uyarayım? Ne var ki? Onun benimle samimi olmasından hoşlanmadın. Çok komiksin. Bana ne bundan? Yoksa sen benim umurumda olduğunu mu zannediyorsun? Değil miyim? Hayır. Elbette ki değilsin. Neden olasın ki? Sen sadece evimizde bizimle kalan bir... Sokak çocuğuyum. Nilgün, sana bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Beni başımdan yaraladığın gece Arif'le Hacer Baraka'ya beni görmeye geldiğini söylediler. Evet, geldim. Ne olmuş? Benimle yalnız kalmak istemişsin. Olabilir. Neden Nilgün? Yoksa benden seni bağışlamamı mı istedin? Saçmalama. Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Belki de yapmışsındır. Belki pişmanlık duymuşsundur. Hayır. Haline üzüldüm tabii. Ama sen abimi az daha öldürüyordun. Taşı kafana yapıştırmasaydın belki de katil olacaktın. Belki de. Ama sen yine de geldin. Üzüldün ve... Hayır. Neden hep benim için önemli olduğunu sanıyorsun anlamıyorum. Hiç umutlanma Ömer. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Gezerim sahili sanki benimlesin, sanki benimlesin. Ayda yüzün geceyi sularda sesin, sularda sesin. Ayda yüzün Efsa, geceyi... ne yapıyorsun? Hiç teyze, hiçbir şey yapmıyorum. Ne demek bir şey yapmıyorum? Şarkı söylüyordun. Burası Almanya değil, dikkatli ol biraz. Affedersin teyze. O kadar yüksek sesle söylediğimin farkında değildim. Sadece mırıldanıyordum. Maşallah, mırıldanıyormuş. Hacer, hayrola? Bir güzel ses duydum ama yanıldım galiba. Kusura bakmayın beyim. Efsanın cahilliği işte. Hiç burada böyle avaz avaz şarkı söylenir mi? Benim çok hoşuma gitti. Sesin çok güzel Efsa. Bence sesi böyle güzel olan insanın şarkı söylemesi çok doğal. Üstelik bana usul biliyorsun gibi de geldi.
Biraz bilirim efendim. Evlenmeden önce Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gidiyordum. Ut da çalardım. Sahi mi? Ne kadar da marifetlisin böyle. O marifetlerin burada yeri yok kızım. Çiftliğe şarkı söylemeye değil, yemek pişirip ütü yapmaya, hizmette bulunmaya geldin. Efsa, işin bitince yanıma gel. Peki efendim. Hadi bakalım, çok yüklenme Efsa'ya. Ne de olsa genç bir kadın. Bana bak, başıma iş açma benim. Seni buraya getirdiğime getireceğime pişman etme beni. Nilgüncüğüm aklında bin yaşa. İyi ki akıl ettin İstanbul'a inip eğlenmeyi. Bunu artık sık sık yaparız herhalde. Tabii neden olmasın. Geceleri çiftlikte hiç hayat yok. Ama doğrusu gündüzleri hiçbir yere değişmem. Canım zaten bütün gününde okulda geçmiyor musun? Evet, okula asmadığım zamanlar. Evet, içkileriniz hazır bayanlar. Hadi Suat beni dansa kaldır. Şimdi oturdun. Yoruldun sanıyordun. Ben hiç yorulmam. Bunu herkes gibi sen de öğren. Tamam. Şu sizin seyiz. Ömer midir nedir? Üzüldüm haline. Ne sizden biri ne işçi takımından. Yerini bulamamış, arada kalmış gibi bir hali var. Neden canım? İşçilerden biri işte. Hiçbir özelliği yok. Baban onu çok seviyor gibi. Acır tabii. Yok öyle değil. Bana değer veriyormuş gibi geldi. Güveniyor bir kere. Boş ver. Sözünü etmeye değmez. Yakında zaten gönderiyorum onu buradan. Gelmemi emretmiştiniz beyefendi. Emretmedim, rica ettim. Gel otur Efsa. Çekinme, otur. Sen teyzene bakma. O biraz eski kafalı. Her hareketi saygısızlık olarak yorumluyor. İçinden şarkı söylemek geliyorsa söyle kızım. İşini iyi yaptıktan sonra kimse sana bir şey diyemez. Teyzemi üzmek istemiyorum. Beni buraya getirtmesi benim için büyük bir nimet. İzmit'te annemin evinde çok sıkıntıdaydım. Burada çiftlikte sıkıntı içinde yaşamanı istemiyorum. Sevdiğin, zevk aldığın şeylerden vazgeçmeni de. Ben teyzenle konuşurum. Sen dert etme. Sağ olun efendim. Ömer, nerede Ömer? Bilmem, bu saatte köprüde hep sizi beklerdim. Ama yoktu. Ben de sabahtan beri görmedim küçük hanım. Ömer! Ömer!
Ömer'i gördün mü? Yok küçük hanım. Ne o? Birini mi aradın? Ne yapıyorsun böyle sessizce? Ödümü patlattın. Çok mu korktun? Evet korktum tabii. Onu kastetmedim. Gittiğimi sandın. Onun için korktum. Ah çok komik. Umurumdaydı sanki. Gidersen git. Bana ne? Doğru söylemiyorsun. Her yerde beni aradın öyle değil mi? Köprüde her zamanki gibi seni beklemediğimi görünce içine kurt düştü. Söyle doğru değil mi? Hayır efendim. Aklıma bile gelmedi. Hayal görüyorsun sen. Gidecek olsam yataklara düşersin. Daha önce olduğu gibi. Baban da Hacer de anlatmışlardı. Küçükken beni evden gönderdiklerinde üzüntüden hastalanmış, ateşler içinde yatmışsın. O zaman 7 yaşındaydım aptal. Oyuncağım gitti diye üzülmüştüm. Şimdi de üzülürsün. Hatta daha çok. Hayır. İtiraf et Nilgün. Bir kere olsun doğruyu söyle. Sen kendini ne sanıyorsun? Ben bir yanaşmayım. Kimsesiz bir işçi. Ama sen bensiz olamıyorsun. Hayır. Sizi tutmayayım küçük hanım. Buyurun. Sana ne yaptım? Dokunmadım bile. Nilgün. Nilgün. Ne hakla? Ne hakla? Ne hakla beni öpmezsin? Nilgün. Evet baba. Bir şey mi oldu baba? Sanırım oluyor. Bak kızım. Çocukluk başka. Ama artık hepiniz büyüdünüz. Sen genç bir kız oldun. Ömer'le İhsan da koca birer delikanlı. Bu işler belli olmaz. Bu çocuğun gönlü sana kayabilir. Ne münasebet babacığım. O haddini bilir. Gerçekler başkadır Nilgün. Hem bana öyle geliyor ki sen de ona biraz ümit veriyorsun. Biliyorum. Bunu sırf bir oyun, bir eğlence olsun diye yapıyorsun ama... Hayır. Hayır baba. Ömer'in hiç kötü bir şey düşünmediğine eminim. Galiba... Artık Ömer'i buradan göndermenin vakti geldi. Abin de söyleyip duruyordu. Anlaşıldı. Siz İhsan'ın etkisinde kalmışsınız. O Ömer'i bir türlü sevemediği için bahane arıyor. Ama Ömer'e büyük kötülük etmiş olursunuz. O burayı, evi bildi. Bizler de onun ailesi sayılırız. Çiftlikten uzaklaştırılmayı hak edecek hiçbir şey yapmadı baba. Bilmiyorum. Hareketlerine... Ömer'le ilişkilerine biraz daha dikkat et kızım. Peki baba, ama ne olur, ne olur Ömer gitmesin. Bu ne özen böyle? Gene kimin gözüne girmeye çalışıyorsun? Arkadaşlarıma ikramda bulunmak istiyorum. Biz kaçtır onların evinde yiyip içiyoruz. Bugün Zafer gelecekti. Sizin yüzünüzden onu çağıramadım. Bütün hayatımı size göre ayarlamaktan bıktım artık. Anne, bilmem farkında mısın ama bu adam bizim aramızı bozuyor. Ailemizi dağıtıyor. Seni bizden ayırmaya çalışıyor. Kendi çocuklarından bile soğudun. O beni seviyor, benimle evlenmek istiyor. Ama siz engelliyorsunuz. O senin paranı seviyor. Gördün mü? Onun yüzünden ne hallere geldik. Ne var? Ne oluyor? Zafer başarıyor abi. Öz annemizi bize düşman etti sonunda. Nihal, var mı annemin üstüne? Seviyor adamı. Bu Zafer'in pis oyununun hala farkında değil misin? Niçin annemle arada bir beraber olmakla yetinmiyor? Neden ille de evlilik? Biliyorum. Ama bu yaşında yakaladığı mutluluğu anneme çok görme. Sen hiçbir şeyin farkında değilsin abi. Çünkü gözlerin Nilgün'den başkasını görmüyor. Hadi itiraf et. Ona fena tutuldun öyle değil mi? Bilmiyorum. Ama görecek olduğum zaman kalbim heyecandan deli gibi çarpıyor. Peki ya gördüğün zaman?
O zaman hepten duruyor. Sen çoktan ölmüşsün de ağlayanın yok. Buyurun beyefendi, sofranız hazır. Sağ ol Hacer. Ha, getirdin mi Efsa? Evet efendim, inşallah beğenirsiniz. Ne bunlar? Efsa'nın Almanya'da Lübnanlı bir tanıdığı varmış. Ondan Lübnan ve Mısır mezelerini öğrenmiş. Bana da yaptı sağ olsun. Sen de otur Efsa. O yedi doyurdu karnını beyim. Olsun canım. Bana arkadaşlık eder. Çocuklar her gece yalnız bırakıyorlar da beni. Söyle bakalım Efsa. Nedir bunların isimleri? Bu tabule, çok hafiftir. Bu da şakşuka. Nefis görünüyorlar. Anlat bakalım Efsa. Neyi anlatayım efendim? Kocanı, Almanya'daki hayatını. Hiç güzel günler değildi. Hatırlamak istemiyorum. Peki, karartma gönlünü. Bana ut çaldığını söylemiştin. Neden artık çalmıyorsun? Udumu Almanya'ya götürmüştüm. Orada bana arkadaşlık eder diye düşünmüştüm. Ama kocam kızdı. Çok kızdı. Neden? Kıskandı. Udumu duyarlarmış. Erkeklerin dikkatini çekermiş. Namuslu kadınlara göre değilmiş. Bağırdı, çağırdı. Sonra da udumu kırdı. Kırdı mı? Evet, kırdı. O an içimde de bir şeyin kırıldığını hissettim. Ve o kırılan şey hep öyle kaldı. Benim odama git. Hemen şimdi. Orada yatağın üstünde senin için bir şey var. Onu sana aldım Efsa. Bir hediye mi? Evet, bir hediye. Hadi al getir bakalım. Peki. Efsa, gel buraya. Efendim teyze. Ne oluyor kız? Ne diyorsun sen teyze? Ne oluyor diyorum. Mezeler, rakı sofrasına oturmalar falan. Orhan Bey istedi, kendimden mi yaptım? Bana bak, ben kül yutmam ha. Ayağını denk kal, burası Almanya değil. Teyze, ben yanlış bir şey yapmıyorum. Rahat bırak beni. Teşekkür edeceğimi. Dur canım, ağlama. Ben seni ağlatmak için almadım ki bu udu. Yarın ara. Tamam. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nihal. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Nilgün. Evet. Bak. Hep böyle cümbür cemaat bir arada oluyoruz. Pek de güzel eğleniyoruz. Evet ama ben seni yalnız da görmek istiyorum. Yani hiç yalnız görüşmeyecek miyiz? Görüşürüz tabii. Yarın 3'te gel, beni akademinin önünden al. Tamam. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen aman Allah başımıza taş yağacağım. Taşlara. Nereye gideceğimizi bilmeden bir gemiye binmek ne hoş olur. Bence bilsek iyi olur. Ama yalnız ikimiz.
Olabilir ama kalabalık daha eğlenceli. Biliyor musun? Hiç romantik değilsin. Belki öyleyim ama göstermiyorum. Seni üzgün, hüzünlü düşünemiyorum. Böylesi daha iyi değil mi? Hele aşık, hiç düşünemiyorum. Haklısın, ben hiç aşık olmam. Keşke bana olsan. Çok şey istiyorsun. Hadi artık yeter. Otur sen de. Efendim? Otur. Benim için bir şeyler söyler misin Efsa? Ne istersiniz? Ben gamla hazan, sense bahar. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Dinle de vazgeç. Her gece bu rezalet. Nereden getirttim şu kızı? Allah'ım, nereden getirttim şu kızı? Orhan Bey, hiç böyle görmedim. Çocuklarından da çekinmiyor. Onlar farkında değil daha. Ama yakında kokusu çıkar, merak etme. Allah'ım, utandırma beni. Bak Hacer, sen bu kızı bir an önce evlendir. Güzel kız, alımlı kız. Kız değil, dul. Olsun, onu kim olsa beğenir. Hem ben civar çiftliklere gidip geldikçe duyuyorum. Namı almış yürümüş. Bayır çiftliğinin üzümü diyorlar. Tövbe yarabbi. Tarihleri de çıkar yakında. Hatta var bile. Ama bizi beğenmez diye cesaret edemiyorlar. Aman etsinler. Aman gelsinler. Gelsinler de alıp götürsünler bunu. Çünkü bir daha İzmit'e anasının yanına dönmez de. Aldık başımıza belayı. Of. Bu inci kolye annemden kalma Efsa. O geline takmıştı. İhsan'la Nilgün'ün annesine yani. Yıllardır burada böyle durur. Onu sana hediye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bundan çok onur duydum. Bunu duyduğuma sevindim Efsa. Seni mutlu görmek çok hoşuma gidiyor. Ama kabul edemem efendim. Neden? Hiç uygun olmaz da ondan. Bunu evlenirken ya Nilgün Hanım'a takarsınız ya da gelininize. Bu onların hakkı. İstemediğine emin misin? Evet, beni düşünmeniz bana yeter. Peki Efsa, seni daha fazla uykusuz tutmayayım. Hadi git odana. İyi geceler kızım. Size de efendim. Ömer, bize meyve getir. Efsa'ya söyleyeyim. Ben senden istedim. O hazırlasın, sen getir. Pek de gururlu. Baban onu çok şımartmış. Evet, gururludur ama şımarık değil. Ne tuhafsın Nilgün. Ömer'i hem eziyor, aşağılıyor ama biri bir laf söyleyince de savunuyorsun. Evet. Çünkü ona benden başkası laf söyleyemez. Ya.
Kozanoğlu çiftliğinin kahyası memiş geldiydi geçen gün. Bizim Arif'le konuştu. Yozgatlıdır o. Orada bir akrabası varmış. Amcası mı ne? Bakkalmış. Karısı ölmüş. Yeniden evlenmek istermiş. Sizin Efsa münasip olur demiş bizim Arif'e. O da kimmiş? Nereden tanırmış beni? Adamın iki çocuğu varmış. İlkokul çağında. Çocuklar anasız, adam karısız kalmış. Bana ne? Ömrünün sonuna kadar burada mı yaşayacaksın? Sen de evlen, evini bil kızım. Ben buradan memnunum. Hem daha yeni geldim. Dedikodular alıp yürümüş Efsa. Biliyorum beyefendinin eli eline değmedi. Ama bunu el aleme anlatamazsın. Herkes bir şey var sanıyor kızım. Sansınlar. Onların demesiyle mi? Bana bak. Sabrım taşırma benim. İyi bir kısmetin çıkınca veririm seni. O kadar. Gözüm görür, elim tutarken evlendirmek isterim. Ben o işten boyun ölçüsünü aldım. Darılmazsan bir şey söyleyeceğim Nilgün. Nedir? Bir şey duydum. Şu sizin Efsa. Babanın aklını başından almış diyorlar. Ne olur yanlış anlama kuzum. Hani yani dedikodu işte. Yok canım, amma da yaptın. Babam bakar mı hiç ona? Ben de öyle dedim ama milletin ağzı torba değil ki. Neyse canım. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Görüşürüz. Baba. Söyle bakalım. Şey baba. Bütün cesaretimi toplayarak size bir şey sormak zorundayım. Cesaret mi? Senin benimle konuşman için ne zaman cesarete ihtiyacın oldu ki? Şey baba. Diyorlar ki bizim Efsa... Ne olmuş Efsa'ya? Onu seviyormuşsunuz. Bir şey söylemeyecek misiniz baba? Onlar namuslu bir genç kadına dil uzattıklarının farkındalar mı acaba? Fakat sizin duygularınız, ya siz baba? Bu konu bitmiştir Nilgün. Özür dilerim. Galiba bunu sormakla hata ettim. Anlayamıyorum. Böyle bir şey nasıl olur? Anlayamıyorum. Soruma cevap vermedi. Ama belli. Seviyor Efsa'yı. Rezalet. Rezalet. Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım? O kadar büyütme abi. Gelip geçici bir duygu. Babam bize utanç getirecek bir şeyi asla yapmaz. Ama yapıyor. Nasıl olur da öyle basit, ilkel bir kadını sevebilir? Merak etme. Bu işin sonu gelir. Babam ona tutulsa bile bizim için vazgeçecektir. Bağrına taş basıp her şeyden önce baba olduğunu hatırlayacaktır. Çünkü seni çok çok Sofranız hazır efendim. Hayır kızım. Bu gece yemeği salonda çocuklarımla yiyeceğim. Fakat ben sanmıştım ki... Ya aldın mı ağzının payını? Hiç umutlanmaya gelmez kızım. Bu erkekler rezil eder insanı. Sen gel beni dinle. Var şu Yozgatlı'ya. Thank you.
böyle ağlayayım? Burada yanınızda kalmayı ne kadar isterdim. Fakat size zarar veriyorum. Teyzemi üzüyorum. Gitmeliyim. Yapacak bir şey yok. Evlenip gitmeliyim buradan. Bunu istiyor musun Efsa? Hep kalbim kırıldı benim. Sizden önce de, buradan gittikten sonra da hep aynı olacak. Biliyorum. Bir siz kırmadınız beni. Değer verdiniz. Önemsediniz. Hatta belki de sevdiniz. Günaydın. 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 Günaydın kızım. Babacığım. Ayrıla. Derse mi yetişeceksin? Evet, çok mu şaşırdın? Efsa görünmüyor Hacer. Mutfakta işi var Küçük Hanım. Yakında buradan ayrılıyor. Onun için gitmeden biraz faydası dokunsun bize. Ayrılıyor mu? Ne çabuk. Ne zaman karar verdi buna? Bana bu sabah söyledi. İzmit'e mi dönecek? Yok, Yozgat'a gelin gidiyor. Gelin mi? Sahi mi? Hiçbir yere gitmiyor. Efsa burada kalıyor. Fakat beyefendi o evlenmeli. Evlenecek. Ama benimle. Baba! Bu konuda hiç kimsenin fikrini sormuyorum. Kimsenin konuşmasına izin vermiyorum. Anlaşıldı mı? Burada patron benim. Efendi benim. Ölmedim daha. Yıllarca sizin bir dediğinizi iki etmedim. Her arzunuzu, her kaprisinizi yerine getirdim. Ama bu da benim hayatım, benim saadetim. Efsa karım olacak. Bayır çiftliğinin hanımefendisi olacak. Bunu içinize sindirseniz iyi olur. Bu durumu nasıl açıklayacağım Suat? İnsanlara ne diyeceğim? Sanki herkes benimle alay ediyor, eğleniyor gibi geliyor. Haklısın. Baban gibi saygın, olgun bir adam bunu nasıl yaptı anlamıyorum. O kadar utanıyorum ki buradan çekip gitmek istiyorum. O kadar sevdiğim bu çiftlikten uzaklaşmak istiyorum. Bu kadar canını sıkma. Dur bakalım. Belki her şey düzelir. Hiç umut yok Suat. Ben eve döneceğim. Annem biraz rahatsız. Böyle zamanlarda bütün aksiliği üzerinde oluyor. Yarın görüşürüz, tamam mı? Tamam. Güle güle. Ne o? Sen bu rezaletten pek memnun gibisin. Beni hiç ilgilendirmiyor. Yalan. Memnunsun işte. Kendi sınıfından biri aramıza giriyor diye memnunsun. Bunu belki de kendi zaferin olarak algılıyorsun. Öyle ya. O da sizlerden biri. Bak, eğer benimle uğraşmak seni rahatlatıyorsa tamam. Dök için. Ama bu konuyla hiç ilgim yok. Seninle uğraşmak mı? Sen kimsin ki ben seninle uğraşacağım? Bilmem. Ama deminden beri yaptığın ne öyleyse? Herkes ayıplayacak. Herkes. Bırak ayıplasınlar. Zamanla alışacaklardır. Başkaları için yaşanmaz. Yine sensiz. Yine sensiz. Sabah olur. Sabah oluyor. Odanı hemen değiştir Efsa. Biz evleninceye kadar benim yanımdaki büyük odada kalmanı istiyorum. İzin verirseniz odamda kalayım. Bu kadar ani değişikliklere hazır değilim. Mutlu musun Efsa? Gözlerime bakarak cevap ver. Evet, sizin yanınızda hep mutluyum. Bana ne zaman sen diyeceksin? Bilmem, belki de hiçbir zaman. Sen bilirsin canım. Nasıl rahat edersen. Böyle bir şey nasıl olabilir? Adam çıldırmış olmalı. Tıpkı senin gibi anne. Çabuk kalk şu sofradan. Bu saygısızlığa dayanamam. İstersen bir daha hiç oturmam anne. Saçmalama Nihal. Anne rica ederim. Bu kızın yaptıkları yetti artık. Cevap vermeler, terbiyesizlikler.
Ben hayatımı sizler için harcadım. Sevdiğim adamla sizin aranızda paramparça oldum. Umurunuzda bile değil. Anne, ben seni anlıyorum. Ama Zafer'e güvenmiyorum. Onun seni mutlu edeceğine inanmıyorum. Bırakın da buna ben karar vereyim. Merhaba kızım. Babaya bir hoş geldin yok mu? Hoş geldiniz. İstanbul'dan sana Efsa'ya hediyeler aldım. Teşekkür ederim. Zahmet etmeseydiniz. Nilgün, gel bakayım şöyle yanıma. Hala dargın mıyız Nilgün? Hadi başını kaldır, bana cevap ver. Bizi çok üzdünüz baba. Bağışlayın ama bu duruma alışamıyorum. Kabul edemiyorum. Bana Ömer için söylediklerinizi hatırlayın. Şimdi siz daha beterini yapıyorsunuz. Fakat ben Efsa'yı seviyorum kızım. Hayır baba. Onun gençliğini, tazeliğini seviyorsunuz. Onda kendi kaybettiğiniz gençliğinizi arıyorsunuz. Fakat size yakışmıyor baba. Eğer bana sorarsanız pek çok şeyinizi kaybediyorsunuz. Nilgün, ne biçim konuşuyorsun benimle? Bizi çok üzdünüz baba. Ama artık... Efsa. Bunlara alışmalıyız. Olacak bunlar. Ama eninde sonunda geçecek. Teyze, niçin sen taşıyorsun? Niye haber vermedin? Ya, sana taşıtayım da Orhan Bey'den laf işteyim de. Hadi inat etme, ver şunu. Bırak, istemez. Hepimize kötülük ediyorsun, hepimize. Teyze, ben ne yaptım? Git bir dolaş, dinle bakalım el alem neler diyor. Ben senin için değil, Orhan Bey için üzülüyorum. Alay ediyorlar beyefendiyle. Alay mı? Ya, alay ya. Taze dolu görünce aklı başından gitti diyorlar. Kıza esir oldu diyorlar. Ya çocukları bak, onlarla da arasını açtın işte. Bunun acısını çıkaracaklardır. Ama senden değil, ondan. Efsa, bir şey mi oldu Efsa? Ben yapamayacağım. Ne diyorsun sen? Olmayacak, yapamayacağım. Hayatımız boyunca gözlerimizi kapayarak yaşayamayız. Bunları sen mi söylüyorsun? Beni sevdiğiniz için nasıl gurur duyuyorum bilseniz. Ama bu büyük yanlıştan dönmemiz gerekir. Yavrum, söyle bana. Bütün bu ayıplamalara, suçlamalara değecek kadar sevmiyor musun beni? Seviyorum. Ve işte size yalvarıyorum. Her şeyi burada bırakalım. Ben bu yüke dayanamam. Canıma kıyarım. Yapamam. Neden Efsa? Birlikte mesut olmak varken... Olamayacağız. Bırakmayacaklar. Görüyorsunuz işte. Çocuklarınız, arkadaşlarınız, komşularınız. Nilgün Neysan'ın sevgisi olmadan yaşayabilir misiniz? Onları üzdüğünüzü bilerek mutlu olabilir misiniz? Zamanla anlarlar, ikna olurlar. Ben buradan gitmeden kimse rahat nefes alamayacak. İzin verin gideyim. Sizi içimde yaşatayım. Hayatımın en değerli, en kutsal varlığı olarak. Efsa, benden kendi ipimi çekmemi istiyorsun. Ama bu gece sizinle kalayım. Size ait olduğum tek bir gece kalsın hayatımda. Ömür boyu hatırlayacağım bir gece. Bu gece beni kabul edin. Sevin beni. Buradan gidecek misin? Kararlı mısın? Evet. Odana git Efsa. Fakat? Odana git dedim.
Beni duydun. Özgatlı'ya haber verin. Gelip beni alsın. Darısı annemin başına. İnşallah onlar da ayrılırlar. Tam zamanında kurtuldum. Değil mi Nilgün? Bilmem. Çok emin değilim. Babamın evdeki bir hizmetkarla evlenmesinden rahatsız değil miydin yani? Allah korusun. Babamın mutsuz olmasını istemiyorum. Yaşlı diye hayatındaki tek mutluluk umudundan vazgeçmesini beklemek haksızlık değil mi? Onun da sevdiği kadınla birlikte olmaya hakkı yok mu? Beni deli etme şimdi. Bu işe en çok sen karşı çıkıyordun. Galiba yanlış yaptık İhsan. Bence en doğrusunu yaptınız. Babanız bu yüzden ileride size teşekkür edecektir. Efsa bizim için çok değerlidir. Ona iyi bak. Hiç merak etmeyin efendim. Bir sıkıntınız olursa haber verin. Çaresine bakarız. Baş üstüne. Çok hassastır, incinebilir. Dikkat et evladım. Gözünden sakın. Allah'a ısmarladık. Hakkınızı helal edin. Güle güle Efsa, seni çok sevmiştik. Allah mesut etsin. Odumu almıyorum. Orada ona yer yok. Babacığım, sizi yemeğe bekliyorum. İstemiyorum kızım, siz yiyin. İhsan Suat'lara gitti. Ben sizinle kalmak istedim. Lütfen beni kırmayın. Masanızı yine çardak altına hazırladık. Hiç orayı göresim gelmiyor Nilgün. Sizi çok iyi anlıyorum baba. Hiç sanmam. Neler hissettiğinizi biliyorum. Bizim de kusurumuz oldu. Özellikle benim. Ben şımarık, bencil bir kızım baba. Sen benim gözümün bebeğisin. Ben hiç evlenmeyeceğim. Hep sizinle kalacağım. Sen evlenecek, çok mesut olacaksın Nilgün. Babacığım, bana dargın değilsiniz değil mi? Beni hala eskisi gibi seviyorsunuz değil mi? Elbette kızım. Ben hala sizin küçük prensesiniz miyim baba? Her zaman. O halde beni kırmayın. Hadi gelin birlikte yiyelim. Arif. Buyurun beyefendi. Ömer nerede? Nilgün Hanım'la dolaşmaya çıktılar. Dönünce Ömer'e söyle odama gelsin. Başüstüne efendim. Suat Bey geldi, sizi bekliyor. Tamam. Ömer, Orhan Bey seni görmek istiyor. Beyefendi mi? Evet, odasında. Atları ben götürürüm. Gel.
Gel bakalım Ömer. Seni bu eve getirdiğim günden beri evladım gibi sevdiğimi bilirsin. Evet efendim. Hatta sana şunu söyleyeyim ki saygını, hal ve tavırlarını kendi çocuklarımınkinden daha da iyi buluyorum. Sağ olun. Ancak senin bazı hayallere, boş ümitlere kapılıp üzülmeni istemem. Bu yaşta insana olmayacak şey yok gibi gelir. Ama şunu bil ki gerçekler hayallerden çok farklıdır. Benim hiçbir hayalim yok efendim. İnşallah öyledir Ömer. Hadi bakalım, bu sözlerimi hatırından çıkarma. Sana aşık olduğumu biliyorsun değil mi? Ne olmuş? Okulun yarısı bana aşık. Hadi, ben ciddiyim. Ben değilim. Bir kere de ciddi ol ne olur. Bak, mezun olmayı beklemeden evlenelim, tamam mı? Evlenmek mi? Onu da nereden çıkardın? Böyle ne güzel eğleniyoruz işte. Ben dayanamıyorum Nilgün. Benim olmanı istiyorum. Çok şey istiyorsun. Sabrım tükeniyor. Hem beni baştan çıkarıyor, hem de balık gibi elimden kaçıyoruz. Yeterince becerikli olsaydın beni yakalardın. İşte şimdi yakaladım. Bırak. Dur yapma. Seni seviyorum, istiyorum. Dur kaşık diyorum. Yapma, bırak. Hayır, bırakmam. Bıraksana. Beni bulacaksın. Yapma. Bırak onu. Ne yaptın sersem? Sana saldırıyordum. Sen ne anlarsın? Onunla mücadele ediyordun. Benim namusumu korumak sana düşmez. Sen işini yap. O beni seviyor. Ben onunla evleneceğim, tamam mı? Sen prenses falan değil, küçük bir yozmasın. Defol. Bırak değmez. Sabah buradan gideceğim, tıpkı Efsa gibi. Çok iyi olur. Bunu hep söylersin ama nedense bir türlü yapamazsın. Siz kalın burada. Sevgisiz, bencil, köhne hayatlarınızla kalın. Kıskanıyorsun. Kıskançlıktan geberiyorsun. Beyefendi. Beyefendi. Bunu Arif verdi. Ömer'den. Ömer'den mi? Allah Allah. Ansızın gitmek zorunda kaldığım için beni bağışlayın. Sizi babam yerine koymuştum. Hayatımın sonuna kadar benim için öyle kalacaksınız Ömer. Ne demek bu? Ömer. Ama gitmişti. Tam bir yıl ondan hiç haber almadık. Bu arada ben Suat'la nişanlandım. Sonuçta birbirimize çok uygunduk. Suat gözümün içine bakıyordu. Çok mutluydu. Ya ben? Düğün hazırlıkları çok zevkliydi. Nedense hep Ömer'le evlenmekte olduğumu hayal ediyordum. Bir gün Ömer'den bir mektup geldi. İngiltere'deydi. Orada yaşıyordu. Ne diyorsunuz baba? Ona yazacak mısınız? Tabii. O bizim ailemizden biri. Ama bir nankör gibi çekip gitti. Sanırım başka çaresi kalmamıştı. Madem ona yazacaksınız, o halde ona yakında evleneceğimi de haber verin. Kim bilir? Belki de düğüne gelmek ister.
gelsene. Saklanmışsın yine. Keyfin yok senin. Aksine. Neşem keyfim yerinde. Sen kendine bak akıllım, evde kaldın. Kendime layık bir kız göremiyorum. Nihal'in nesi var? Çok iyi kız ama boş ver. Bana göre değil. Zaten yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Master yapacağım. Gidecek misin? Hayır. Çok mu üzülürsün? Hem senin artık bir kocan var. Sen benim abimsin. Sensiz tek bir günüm geçmedi ki benim. Alışırsın. Hem hayatımın sonuna kadar uzakta kalacak değilim ya. Teyzeciğim. Beni çok merak ettiğin. Hacer, bana bir kahve. Ne o? Mektup mu? Beyefendi. Kimden? Efsa'dan mı yoksa? Evet. Ben okuyamıyorum tabii. Neyse, bizim Arif'e okuturum. Ver ver, ben okuyayım. Teyzeciğim, beni çok merak ettiğini biliyorum. Şu anda tam 7 aylık hamileyim. Sağlığım iyi çok şükür. Kocam da kötü bir insan değil. Çocuklara Halime ve Mahmut'ta bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Çok seviyorlar beni. Oraları çok özlüyorum. Orada geçirdiğim günleri her anıyla hatırlıyorum. Udum duruyor mu? Yoksa başkasına mı verildi? Düşünüyorum. Gölü, çardağı, bahçeleri, şarkıları. Evet, bilhassa şarkıları. Allah'ım, kalbimi sen biliyorsun. Ömer'den başkasını sevmedim. Eğer bu gece gelirse her şeyi, ama her şeyi bırakıp ona koşacağım. Onunla gideceğim. Eğer beni almaya gelirse